Vale. Kimi aradınız? Beyefendi meşgul, gidemezsin. Durun bir dakika. Kimsin sen? Ne istiyorsun? Beyefendi. Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. Kim yolladı seni? Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. Patronuna selam söyle. Yaşadığım kadar yaşadım ben. Kimseden korkum yok benim. Hemen defol buradan. Bir daha da adımını atma, pişman ederim. Küçük gemileri inletmekte devam edersen seni yok edeceğiz. Beyefendi. Telaş edecek bir şey yok. İşinize bakın. Nasıl? Ne nasıl? Mitari'nin gelini de bizim tekne bu işte. Güzel değil mi? Çok güzel. Güzel olacak. Hoş geldin kızım. Gelini gördüğüm iyi oldu. Bu güzelliğe layık bir tekne yapmaya çalışacağım şimdi. İstedim Zekiye'yi o Memiş amcasından. İstedim Zekiye'yi o Memiş amcasından. Dedi ba sen kimsin hemen çekil karşımdan. Dedi ba sen kimsin hemen çekil karşımdan. Kızımın her saçına bir altın takacaksın. Kızımın her saçına bir altın takacaksın. İstanbul kumaşından ağırlık yapacaksın. İstanbul kumaşından ağırlık yapacaksın. Kızımın başlığına altın para isterim. Kızımın başlığına altın para isterim. Dedumu etmesen sana kızımı veririm. Alo? Remzi? Buyur patron. Beni iyi dinle. Senin tehdit hiçbir işe yaramadı. Bizim Vitali'ye söyle, kaç para isterse veririz. Fazla da kalmaz dışarıda, anladın mı? Anladım patron. Yalnız adam öldürme yanlısı değil. Ona zarar vermeyene dokunmazmış. Öyleyse bir zarara dokunmalı bizim adama. Vitali'yi ona düşman etmelisin, anladın mı? Bir çaresi bulunmalı. Niye düşman olsun? Şu işi bıraksan. Pavyonu mu? Bırakırım olur. Anlaşmam bitince bırakırım. Avans borcum var da. Beni İtalya'ya götürebilecek misin sahiden? Motor bitince konuştuk da. Rahat bırakırlar mı? Arkandan gülecekler. Dayanabilecek misin? Bizim adamımız sevmek nedir bilmez ki. Koskoca deli sefer. Bir kötü karı için ha? Ha? Ne diyeceksin? İstemezsen burada kalırız. Hele bir motor bitsin. Emişlerim o yana taşınırız olmazsa. Kimse tanımaz. Yani tanırlarsa utanacaksın benden. Benim için hava hoş, sen düşün. Düşünürüm. Motor için para gerekirse biraz birikmiş param var. Yok, yeni işler verecekler bana. Büyük patron söylemiş. Remzi çok para kazanırsın diyor. Adam vurdururlar, eroin sattırırlar, kaçakçılığa bulaşırsın. Ne diyeyim, kurtulayım derken batmak işte, benim gibi. Gece işe gelirim. Sefer.
Beni seviyor musun? Bırak görsünler! Remzi seni istiyor, Nurcan gelmeyecekmiş. Hastalanmış mı? Yo, nasıl anlatayım bilmem ki. Şu adam var ya, Fazılzade Fikret. Bir şey mi geldi Zeki'nin başına? Bu Fazılzade her şeyine göz dikiyor bizim patronun. Zeki'ye ne oldu onu söyle. Fazılzade Nurcan'ı kapatmış. Nasıl kapatır? Parası bol herifin. Bizim patrona meydan okuyor. Senin pavyonun en güzel kızını bile istesem alırım diyor. Olmaz. Zeki'ye gitmez. Herif de para bol oğlum. Kız gönlüyle gitmemiştir. Belki de kaçırmışlardır. Nerede öldüreceğim onu? Nereye kaçırdığını öğrenemedik. Yarına kadar sabret. Fazılzade'yi bulacağım sana söz. Eve git istirahat et biraz. Sinirlerin sağlam olmalı. Bizim patron merhametli adamdır. Ama sen de görüyorsun işte. Bu adam ortadan kalkmalı. Alo patron. Ben Remzi. Bir aksilik çıkmazsa o iş yarın tamam. Arabasını gördün mü? Şu yeşil Mercedes. En geç yarım saat sonra çıkar. Sağda kapıcıyla konuşan şoförüdür. Çabuk hareket etmelisin, kaçamasın, tamam mı? Yan pencereden içeri. Can alacak yerine, başına, göğsüne ya da karnına. Arkadan yaklaş, seni tanıyabilir, tamam mı? Sonra şu ağaçların arasından bayır aşağı vurursun. Seni virajın bitiminde bekleyeceğiz. Hadi bakalım. Burada beklemeyecek miydik? Enayilik etme oğlum, beklenir mi? Çabuk sür, çabuk! Ne
Sancam kurşun dolu da yar kaçtı yalnız godi. Yüreğim yaralıydı de bir hançerde o soktu. Yüreğim yaralıydı de bir hançerde o soktu. Geldi. Cuma Bulut. Buyur abi. Al bakalım. Sağ ol abi. Sağ ol. Sana bereket. Kimse yokmuş herhalde bir amca. Haftaya. Sefer Yanıkoğlu. Ver. Ben vereceğim. Bir yağma mı var? Müjdemi isterim. Kesene bereket. İki yıldır gelen ilk mektup değil mi? İlk. Hayırdır inşallah. Zeki. Seferim. Bizi mahvettiler. Sana Fazılzade Nurcan'ı kaçırdı demişler. Yalan. Beni bizim büyük patronun adamlarıyla pavyonun fidayesi Hamit kaçırdı. Her şeyi Remzi planlamış. Beni kaçırıp sana o işi yaptırmışlar. Sana bu mektubu Antep'ten yazıyorum. Burada iki yıldır silah tehdidi altında bir cehennem hayatı yaşıyorum. Birkaç kez kaçmayı denedim. Gene kaçacağım. Kaçıp sana ulaşmaya çalışacağım. Hep seni düşünüp ağlıyorum. Bu kahpe dölleri ikimizi de yaktı seferim. Ziyaretçisi gelenleri okuyorum. Ceblok, 9. Koğuş, Cevdet Karaduman, Ahmet Koçak, Ökkeş Körbudak, Sefer Yanıkoğlu, Nadir Keçeci, Cemal Solak. Beni mi okudun? Ahmet Sucu, İsmet Dalkıran. Doldu boğazım doldu da alamam yakin oldu. Gidemem ah yanına da dünya bir zindan oldu. Gidemem ah yanına da dünya bir zindan oldu. Oy, geçmiş olsun. Tanımadın mı? Bizim Dursun da. Geçmiş olsun Sefer abi. Demek bu kadar zaman... Dursun üniversiteye okumaya geldi. Buraya taşındık. Ustabaşı oldum biliyor musun? Geçmiş olsun. Hoş geldin. Girin içeri. Hadi. Sefer abi için yaptım. Özlemişsindir. Sağ ol yenge. Ne yapacaksın? Memlekete dönerim. Dursun, otobüse iki bilet alır mısın bize? Tabii abi. Yarın, bu akşamlık artık kalırsınız buraya. Tertemizim ben. Tertemizim, inan. Thank you.
Hamit'e söyle arabanın anahtarını. Olur patron. Sefer kardeşim. Benim suçum yok. Ben emir kuluyum. Nereye? Kocamı göreceğim. Bir de yakından çekin. İş insanca semesi. İş işten çabuk geçer de gençliğin elden gider. Bu dünyanın kirini de ancak sevgi temizler.